12. lemanın ikinci nüktesinin ikinci meseleyi mühimmesinde ise semavatın 7 kat olmasıyla alakalı ayetin tefsiri üstünde duracak. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de semavatın 7 kat olmasıyla alakalı 7 yerde ayet-i kerime var. Seb'a semavat 7 yerde geçiyor. Bu da geçen hafta anlattığım tevafukat içerisinde, yani 7 kat semayı anlatan Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet var. Bakara suresi 29. ayet. Üstad Hazretleri onu İşaratül İcaz'da anlatmış. Zaten bugün şu andan itibaren okuyacağımız yeri iyi anlayabilmek için İşaratül İcaz'da geçen, o sırasıyla tefsir içerisinde 29. ayet. Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an sümme steve ile semâi fesevvâhünne seb'a semâvât. Allah semâvâtı 7 kat olarak tesviye etti. Ve hüve bi küllü şeyin alim. Burasıyla İşaratül İcaz'daki bu yerle beraber bu okuyacağımız lemalardaki yeri okumak lazım. Az sonra üstünde biraz duracağım. İsra suresi 44. ayette var. Ve Mü'minun suresi 86. ayet. Fussilet suresi 12. ayet. Talak suresi 12. ayet. Geçen hafta Talak suresindeki bu 12. ayetin üstünde durduk. Mülk suresi 3. ayet. Nur suresi 15. ayet. Yani biraz hafif ifade farklı olsa bile bu 7 ayette Cenab-ı Hak 7 defa semavatın da 7 kat olduğunu anlatmış. Ve bu ayetlerden birincisi burada İsra suresi 42, 43, 44. Doğrudan doğruya 44. ayet. Ama burasını anlayabilmek için 42, 43, 44'ü beraber ele almak lazım. Siz öyle bakarsınız tefsirlere, meallere. Ben 44. ayeti okuyacağım. Üstad öyle almış. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Buraya kadar almış. İsra suresi. 7 kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile tesbih ediyor olmasın. Ayet-i kerimenin birincisi bu. Tüsebbihu Allah'ı tesbih ediyor. Lehus semâvâtü seb'u 7 kat semada olanlar. Vel ard arzda da olanlar. Ve men fihin onların içinde olanlar. Buradaki her şeyin Allah'a tesbih etmesi, semavat ve arz ve içindekileri ayetin diğer cümlesi tamamlıyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hatırlarsınız mektubat dersi de yapıyoruz. Siz de bakıyorsunuz. Üstad Hazretleri özellikle mektubat risalesinde ve sonra yazdığı başka mektuplarda her mektuba başlarken şunu bir mahlas olarak artık sembol olarak hep ifade etmiş. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismihi onun ismiyle, yani Bismillahirrahmanirrahim manasında. Subhanehu o Allah noksanlıklardan, kusurlardan, münezzeh, müberra, mualla, musaffa manasında. Niye üstad o Allah noksanlıklardan münezzeh demiş her mektubunda? Yani Allah'tır sadece noksansız olan, kusursuz olan. Bize gelince bizim anlattıklarımızda, yazdıklarımızda, ettiklerimizde eksik, noksan, kusur olabilir diye bu aynı zamanda bir tevazu makamında söylenmiş bir söz. Ve her başlıkta ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih demiş. İşte burada geçen ayet. Bu çok önemli.
Hiçbir şey yoktur ki bu alemde, semavatta, arzda ve içindekilerinde, maddi ve manevi hamd ile Allah'ı tesbih ediyor olmuş olmasın. Tesbih başkadır, Sübhanallah demek başkadır. Hamd ile Elhamdülillah demek başkadır. Elhamdülillah ile Sübhanallah'ı cem etmek önemli. Onun için Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ezberleyin bunu. Kelimeten hafifeten, sakileten alel mizan, Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Dile söylenmesi çok hafif iki kelime. Ama mizanda çok ağır basacak iki kelime. Sübhanallahi ve bihamdihi birinci kelime. Subhanallahil azim de ikinci kelime. Subhanallah var, elhamdülillah var, el azim ile Allahu ekbere telmih vardır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Sadece bu ayetin üstünde çok genişçe durmak isterdim. Çünkü burada ince bir şeye dikkat çekiyor. Semavat ve arz ve içindekilerin bir yaratılma gayesi var. Aslında iki yaratılma gayesi var. Bir, Allah'ı tesbih etmek için, tahmid etmek için, tekbir etmek için. Ayetin sonu bunu anlatıyor. İki, bu alemi Cenab-ı Hak zişuur varlıklara mesken yapmış. İnsanı yaratmayı murat buyurduğu için bu alemi yaratmış. Başka bir deyişle bu alemin yaratılmasının ille-i gayesi, finalitesi Allah insanı yaratmayı murat buyurmasıdır. Allah insanı yarattığı için, yaratacağı için bu alemi yaratmıştır. Bu alemdeki her şeyi de sadece ve sadece insan için yaratmıştır. Zişuur bir varlıktır insan. Diğer varlıkların bütün tesbihatını, tahmidatını, tekbiratını hem onlar namına şuurlu olduğu için hem de kendisi namına Allah'a takdim etmek için Allah varlıkların sultanı olarak şu insanı yaratmıştır. Erbabına lazım olacak bir kaynak vermek istiyorum. Özellikle burada mektubatı takip eden bazı kardeşlerimizin olduğunu da isimlerini görüyorum. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihinin geniş izahatı değerli arkadaşlar 32. sözün 3. mevkıfında vardır. Onun da 1. mefasında 5 sayfa içerisinde yani 5 defa okusanız 10 defa okusanız değer. Hem alemin yaratılması hem de finalitesi olan insanın yaratılışı alem nasıl tesbih ediyor? Hamd ile Allah'ı tesbih ediyor. Orada 5 sayfa içerisinde bu ayetin o yönü genişçe anlatılmıştır. 1. ayette lehu semavatü seb'u dikkat. 2. ayete geçiyorum. 1. meseleyi mühimmede. Sümme steve ile semai fesevvehunne seb'a semavet. Yukarıda es-semâvâtu seb'u şeklinde idi tabir. Burada ise seb'a semâvet. Seb'a öne geçti. Ve huve biküllü şeyin alim. Burası da Bakara suresinin 29. ayetinin son tarafıdır. Baş tarafını bir okumak istiyorum. Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ O'dur ki, o Allah'tır ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Ayete bakınız. Az önce zikretmiştim. Bu alemin ve içindekilerinin yaratılmasının finalitesi Allah insanı yaratmayı murat buyurmasıdır. Yeryüzünde ve içinde bulunan her şeyi diyor ki Allah sizin için yarattı. Huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemîen. Ne kadar varsa içinde dışında maddi manevi hepsi bizim için. Ya Allah bize ne kadar çok değer veriyor. Siz çocuğunuza çok değer verirseniz
imkanınız varsa ev yaparsınız ona, içine eşya alırsınız, evlendirirsiniz ve içinde her şey de olur. Ya oğlum bak seni seviyorum da yapıyorum. Allah da bu alemi bizim için yaratmış, bu küre-i arzı bizim için yaratmış. İçinde ne varsa bu kadar okyanuslar, okyanuslardaki balıklar, okyanuslardaki ulaşımlar, gemiler vesaireler, havada uçaklar ve küre-i arzda ne kadar madenler varsa, toprak, su vesaire hepsini, ya Allah bizi ne kadar çok seviyor. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. Yedi gök. Önce arzı yaratıyor buradaki ifadeye göre. Sonra da semaya dönüyor. Allah semavatı yedi kat yaratıyor ve sağlamca nizama koyuyor. Allah yapar. Niye yapar? Çünkü o her şeyi hakkıyla bilir de ondan. Ve huve bikülli şeyin alim. Biraz bunların üstünde duracağım. Bugün bunu bitiremeyeceğiz. Bugün belli bir noktaya kadar meseleyi getirip gelecek haftaya bırakacağım. Yalnız burada ayetin bir girişi sadedinde anlatacaklarım var. Gelecek hafta inşallah semavatın yedi kat olması ne demek? Yedi kattan murad-ı ilahi nedir? Bunların üstünde duracağız. Bir. İki. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim tefsirinde en zor mesele zahiren zıt gibi görünen ayetlerin zıt olmadıklarını, uyum içinde olduklarını telif edebilmek, telifini yapabilmektir. En zor budur tefsirde. Evet, Kur'an-ı Kerim'de tezat yoktur. Ayetler arasında zıtlık yoktur. Ama bazı ayetler arasında zahiren zıtlık vardır. Mesela bir yerde Cenab-ı Hak insanı meniden yarattığını söylüyor. Bir yerde topraktan yarattığını söylüyor. Bir yerde min salsalin kel fahhar, salsali fahhardan yarattığını, fahhara benzeyen salsaldan yarattığını söylüyor. Bir yerde sudan yarattığını söylüyor. Hangisi? Zahiren baktığınız zaman zıtlık var gibi. Aslında zıtlık yok. Safhalara göre yaratılma merhalelerindeki değişik safhalara temas etme vardır. Evet, tekrar ediyorum, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler arasında zahiren zıtlıklar vardır. Zahiren dedim. Mesela bir yerde Cenab-ı Hak velakat kerremne beni Adem'e diyor. And olsun, yemin olsun ki biz insanı en kerim yarattık diyor. İnsana kerim diyor. Başka bir ayette de bunun zıttı innehu kâne zalûmen cehûle diyor. İnsan ne kadar zalim, insan ne kadar cahil. Ya insan kerim mi yoksa zalim ve cahil mi? İkisi zıt. Nasıl telif yapacağız? İşte bunun gibi burada üstad zahiren zıt olan yaratılışta, semavat ve arzın yaratılışında zahiren zıt olan üç ayetin telifini yapacak, uyumunu gösterecek. İnşallah bunu da gelecek hafta anlatacağız. Bir ayette, yani şimdi okuduğum bu Bakara suresi 21. ayette Allah önce arzı yarattığını, sümmesteve ile semai fesevvehünne sev'a semevet, sonra semaya müteveccih olduğunu ve semavatı yedi kat yarattığını söylüyor. Önce arz, sonra semanın yaratıldığını söylüyor bu ayette. Bir başka ayette vel arda ba'de zelike dehâhe ayeti. Nâziat suresi 30. ayet. Vel arda ba'de zâlike dehâhe. Bu ayette önce semanın yaratıldığını, sonra da biraz yumurta şeklinde, tam yuvarlak da değil, Allah arzı yarattığını söylüyor. Ya önce sema mı, arz mı? Bir ayet daha var. Bu da Enbiya suresi 30. ayet. Ennes semâvâti vel arda kânete aratkan فَفَتَقْنَاهُمَا Semavat ve arz bitişik idi, biz onları ayırdık birbirinden. Demek ki sema ile arz beraber yaratılmış. Zahiren baktığınız zaman bu üç ayet arasında da bir tenakuz var.
İnşallah bunların telifini, izahatını, yedi kat semadan murat nedir onlarla beraber gelecek hafta heyetinizle paylaşacağız. Ancak bugün birinci kaideye kadar okuyacağım. İşaret-ül İcaz'ın başındaki bir yeri de bununla alakalı okuyup bir giriş mahiyetinde bugünkü sohbeti tamamlayacağız. Şu ayet-i kerime gibi, yani semavatın yedi kat olmasını anlatan ayetler, İsra 44, Bakara 29. ayetler gibi semavatı yedi sema olarak beyan ediyor. Bu mevzuda yedi ayet var dedim. İşaret-ül İ'caz tefsirinde Eski Harb-ı Umumi'nin birinci senesinde Cephe-i Harp'te ihtisar mecburiyetiyle diyor, ben bu mevzuyu İşaret-ül İ'caz'da anlattım diyor. Az önce gösterdim. Okuyacağım. Orasını okuyacağım. Ruslara karşı Pasinler cephesinde gönüllü albay, alay kumandanı olarak, milis kuvvetleri alay kumandanı olarak halktan müteşekkil bir ordunun başında Ruslara karşı savaşmış. Böyle içine bir nükte-i Kur'aniye gelince hemen geriye dönüyor. Yaz kardeşim diyor. Yerde olan bir katibine yazdırıyor. İşaret-ül İ'caz böyle telif ediliyor. Ben şehit olmaya namzet olduğum bir hengamede yazdırıldı bana diyor. O kadar nazmi gücü var ki İşaret-ül İ'caz'ın. Yani böyle ara ara sadece kalbe gelen bir ilhamla parça parça yazılınca böyle bir tefsir bu kadar akıcı olamaz ama olmuş yani. Orada diyor 29. ayetin tefsir olarak kısaca anlatmıştım bunu diyor mücmel. Ama biraz daha şimdi açacağım diyor. İhtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir. Şimdi tafsil değilmiş de biraz daha özetini söyleyeceğim. Eski hikmet, eskiden hikmet dendiği zaman akla felsefe ilmi gelirdi. Yani semavata Allah adına değil de kendi kendine olmuş. İşte bir araştırıyoruz nasıl olmuş. Manayı ismiyle aleme bakan eski hikmet semavatı dokuz kat tasavvur edip lisan-ı şer'ide arş ve kürsü yedi semavat ile beraber kabul edip acip bir suretle semavatı tasvir etmişlerdir. Burasının açılımını Üstad Hazretleri Muhakematın birinci makalesinin üçüncü mukaddimesinde yapıyor. Yani İsrailiyatın Arapçaya tercüme edilerek İslam dünyasına girmesi dönemi. Abbasiler devrinde Me'mun dönemi, Kırık-ı Roma medeniyeti Arapçaya tercüme edilmiştir. Orasını mutlaka okuyun. Üçüncü mukaddime İsrailiyatın İslam'a girişi. Yüksek İslam mensubu okurken bizim bir hocamız vardı. Allah rahmet etsin. Rahmetlik oldu. Abdullah Aydemir. Tefsirde İsrailiyat diye bir kitabı vardı. Çok enfes, müthiş bir araştırma kitabıydı. Tefsir içine İsrailiyat nasıl girdi? İsrailiyat ne demek? Bozulmuş Tevrat kırıntıları. Tevrat'ın aslı çok yönleriyle çoktan kaybolmuş. Daha sonra tefsir, şer, haşiye, der kenar, der haşiye ve işte bu din adına dinden olmayan bozuk kırıntı şeyler İsrailiyat, onlar Arapçaya tercüme edilince İslam dünyasına sel gibi dinden olmayan şeylerin din diye girmesi, dinin tahrif edilmesi o zaman başlamıştır. Kur'an'ın değil. Dinin içerisine bir kısım bozuk, yanlış şeylerin girmesi o dönemde başlamıştır. Ve öyle hakim oldu ki, bunu geçen hafta kısaca söylemiştim, İsrailiyat İslam dünyasında öyle hakim oldu ki sanki onlar esas fikirler Kur'an-ı Kerim. Eğer İsrailiyat'a ait bir fikirler ters düşerse İsrailiyat esas kabul edilip Kur'an ona tevil olunuyordu. Bugünkü Türkiye'de de laiklikle aynı şeyi yaşadık biz. Yani laikçiler akla bir şey söylüyor. Kur'an ona ters olursa biz aslında Kur'an da böyle demek istiyor diye ona yorum getiriyoruz. Nikah mevzusunda, miras mevzularında hep böyle yaptık. O dönemde de İsrailiyat esas alınırdı.
Eğer Kur'an'la tezat, zıt olursa bir şey, Kur'an ona tevil olunurdu. İşte bu semavatın 9 kat kabul edilmesiyle Kur'an'ın 7 kat demesi de bundandır demek istiyor. Evet, o zamanki İsrailiyata göre semavatta 9 kat vardı. Kur'an'da 7 diyor, 7 yerde, 7 defa. Ya şimdi biz Kur'an 7 diyor dersek ezileceğiz. O revaçta olan enkazın karşısında mahcup olacağız. Ne yapalım? Ya aslında Kur'an da 9 demek istiyor demişler. Çünkü 7 kat sema açıktan söyleniyor. Bir de arş, üstad burada söylüyor zaten lisan-ı şer'ide, arş ve kürsü 7 semavat ile beraber kabul edip. Yani Kur'an-ı Kerim bir yerde arş diyor, etti 8. Bir de kürsüden bahsediyor Kur'an-ı Kerim, etti 9 diyerek biz de Kur'an-ı Kerim'de 9 diyor demişiz. Onlar ifrat idi. Belli dönemden sonra şimdiki hikmet semavatta kat kabul etmiyor. Bu da tefrit. Yani İsrailiyat'taki 9 kat ifrat, semavatın 9 kat olması denmesi, şimdikiler de tefrit ediyor. Kur'an-ı Kerim ifrattan ve tefritten hali olarak seb'a semave, seb'a semavat, 7 kat semayı 7 farklı surede 7 defa tekrar ediyor. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altına almışlardır, tutmuşlardır. Hatta çok ehli tefsir ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlardır. Nice müfessirler aslında Kur'an'la 9 demek istiyor diye onunla uyum içinde anlatmışlardır. Bu bir eziklik, bu bir aşağılık kompleksidir. O suretle Kur'an-ı Hakîm'in i'cazına bir derece perde çekilmişti. Ve hikmet-i cedide, şimdiki yeni ilim, yani astronomi ilmi namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin mürur ve ubur geçmek, atlamak, suyun öte kıyısı tarafına geçmek, yani gelip geçmek. Eski felsefenin mürur ve ubura, hark, yanma ve iltiyama kabil olmayan, iltiyam da yaranın kapanıp iyi olmasına kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil, yani eskiler ifrat etmiş, kapanması mümkün olmayan bir yara. Şimdikiler ise tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikati tamamıyla gösterememişlerdir. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp hattı vasatı ihtiyar edip der ki Sani-i Zülcelal 7 kat semavatı halk etmiştir, yaratmıştır. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Zaten Yasin-i Şerif'te Cenab-ı Hak bir ayette ve küllün fî felekin yesbahûn diyor. Ve küllün fî felekin yesbahûn. Bütün felekler bir denizde yüzüyor gibi yüzüp giderler. Şimdi balıklar nasıl suda yüzüyorlarsa yıldızlar da sema denizinde yüzüyorlar. Burada ince bir mana daha var. Altta genişçe anlatacak. Özellikle bu işaret-ül icaza genişçe anlatacak. Böyle atmosferin üstünde de yıldızlar arasında da bir boşluk yok. 19. asrın sonundan itibaren başladı. Bu madde-i esiriye denen mesele, esir maddesi, o zaman esir maddesi demiyorlardı. Başka isimler de kullanıyorlardı. Ether, eski Yunanca'da ether. 19. yüzyılda atomlar arası boşluğu, yani evreni
doldurduğuna inanılan atmosferdeki havamız gibi değil. Ama atomlar arası, yıldızlar arasındaki boşluğu dolduran o alemde böyle akıcı bir hava gibi ama farklı. Hem atomlar arası boşluğu dolduruyor hem de yıldızlar arasındaki boşlukları dolduruyor. İşte onlar deniz gibi, yıldızlar da onların içerisinde kendilerine tayin edilen istikametlerde yüzüp gidiyorlar. Ve küllün fî feleki yesbahûn ayeti bu inceliğe dikkat çekiyor. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Zaten her şeyi tesbih ediyordu. Hadiste es-semâ'u mevcun mekfufun. Tirmizi tefsir usulü Ahmed İbn Hanbel Müsned Tabarani Mucemül Evsat'ta bu hadis-i şerifi nakletmiş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yani sema envacı karardade olmuş bir denizdir. Sema, semavat, envacı dalgaları karardade olmuş, dengelenmiş, taşkınlık yapmayan bir denizdir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis-i şerifiyle de atmosferin üstünde boşluk olmadığını, hem atomların hem de bütün varlıkların kendi arasında onları belli bir mesafede tutan bir madde bulunduğunu ifade ediyor. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyeyi 7 kaide ve 7 vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz diyor. Ve burada 7 bölümde mesele anlatılacak. 7 kat semavat anlatılırken 7 bölüm içinde anlatılacak. Ve buradan itibaren burasını inşallah gelecek hafta okuyarak hem demin anlattığım zahiren zıt gibi görünen o yaratılışla alakalı ayetler, özellikle semavat ve arzın yaratılmasıyla alakalı ayetlerin telifini beraberce yapacağız. Yalnız bu husus İşarat-ül İcaz'ın baş tarafında da var. Orasını da bir okumak istiyorum. Yani mukaddime bölümü. Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Bakara suresi 29. ayet. Bundan önceki 28. ayete atıf yapıyor. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ayeti. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir ahirette. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Şimdi işte o ayete atıf yaparak İşarat-ül İcaz'daki bu ayetin tefsirinde diyor ki evvelki ayette küfür ile küfran delail-i enfüsiye ile inkar edilmiştir. Yani Allah'ı inkar etme inkar. Ahirette yeniden dirilmeyi inkar edenlerin inkarı inkar edilmiştir. Bu ayette delail-i afakiyeye işaret edilmiştir. Ve keza evvelki ayette vücut ve hayat nimetlerine işaret edilmiş. Bu ayette beka nimetine işaret edilmiştir. Demek ki وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ayetinde Cenab-ı Hak bekaya işaret ediyor. Nasıl anlatacak? Ve keza evvelki ayette saniyin vücuduna delil olmakla haşre bir mukaddime olduğuna işaret edilmiştir. Bu ayette ise ahiretin tahkikiyle şüphelerin izalesine işaret edilmiştir. Evet sanki onlar diyorlar ki o ayet, iki ayet, insana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ben başta biraz bunun üstünde durmuştum. Bunun üstünde çok durun. Çünkü Cenab-ı Hak, tekrar ediyorum, Kur'an'da 7 surede, 7 yerde semavat ve arz ve içindekilerinin hepsinin bizim için, insan için yaratıldığını anlatıyor. Demek ki Allah bize çok değer veriyor. Biz Allah nazarında çok değerli varlıklarız. Nedeni
saatlerce ayrıca anlatılabilir. Esma-i İlahiyye'nin nokte-i mirakiyesi olmamız yönüyle, kainatta bunu bütün varlıkların hülasası olmamız noktasıyla ve kainatı temsilen şuurlu olarak onların da ibadetini Allah'a takdim etmemiz yönüyle insan zatından kıymetli ve Allah da kainatı insanı yaratmak için yarattığı her şeyi de yine sadece ve sadece insan için yaratmıştır. Neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Yine kıyamet kopacaksa bizim için. Onlara cevaben Kur'an-ı Kerim bu ayetin işaretiyle diyor ki, demek ki huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'anla maksat sadece semavatın 7 katı olması da değil. Burada bu iki soruya cevap veriliyor. Bir, Allah'ın insana değer vermesi. İki, yine Allah'ın insan için kıyameti kopartıp öbür alemde ebedi bir şekilde cenneti yaratması. Bütün bunları Allah bizler için yapıyor. Sen kendini nefis yönüyle adi görebilirsin. Ben hiçim diyebilirsin. Ama sanat noktasıyla, Allah'a kulluk noktasıyla kainatın ve varlıkların ahsen-i takvimi, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ olan kainata kıyam, kainata şekil, kainata zaman ve değer kazandıran Allah'ın matmahı nazarı bir varlıksın. İnsanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı semavat ve arz onun istifadesi ve musahhar olmazdı. Ve keza insan ehemmiyetsiz olsaydı mahlukat onun için halk edilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsaydı, o vakit insan mahlukat için halk olmayacaktı. Ve keza insanın Halık'ı yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki, alemi dünyayı kendisi için değil, beşer için, beşeri de ibadet için yaratmıştır. Allah bu dünyayı kendisi için değil. Allah bu dünyayı insan için, insanı da kendisine ibadet yapsın diye yaratmıştır. Hülasa, insan mümtaz ve müstesnadır. Hayvanlar gibi değildir. Onun için insan ayetin sonunda da "Sümme ileyhi turcaun." Sonra yine çok büyük inkılaplar sürecinde bu alemler içinden geçip ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 28. ayetin sonu olarak bu ayetin cümlelerine geçiyoruz diyor şimdi. Burada üstad cemian kelimesi üstünde duruyor. Altı nokta içinde duruyor. Cemian. Yani sema arzın içindekilerinin hepsini Cenab-ı Hak toplamını bizim için yaratmış. Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemian. Arzı ve içinde ne kadar ne varsa hepsini cemian toplamı demek. Topu demek. Allah diyor ki sizin için yarattı. Bu cemiandan maksat nedir? Aşağıda beyan edildiği gibi birinci nokta, hayat öyle bir hasiyeti vardır ki hayat cüz'ü kül, cüz'i külli, ferdi nev, mukayyeti mutlak bir şahsı bir alem gibi kılar. Binaenaleyh tek insan, dünya benim evimdir. Dünyadaki enva benim kavmimdir. Benim aşiretimdir ve bütün eşya ile muarefem ve münasebetim vardır diyebilir. Bu diğer geri kalan ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta, beşinci nokta okuyunuz lütfen. Yani arzdaki her şeyin bizim için olması ne demek? Bunu burada 5 merhale içinde anlatmış. Evet, bütün bunları anlattıktan sonra gelecek hafta inşallah hem bu İşarat-ül İcaz'daki ikinci mesele denen ayetin 7 kata bakan ve önce sema mı, arz mı, ikisi beraber mi idi ayırt edildi? Önce hangisi? O zıtlığın telifi ve sonra da 7 kat semavatın 7 merhalesinin burada iki yerde de izahları var. Hem lemalarda hem işaret-ül icazda. Şöyle iki yeri kıyaslayarak başka müfessirlerin de bu mevzudaki görüşlerini ele alarak bu iki hususa temas edeceğiz. Bugün
bu yedi kat sema mevzusuna bir hazırlık yapmış olduk. Fikren bir hazırlık yapmış olduk. İnşallah gelecek hafta bunu tamamlayacağız. Esir maddesini anlatmadım bugün. Gelecek esir maddesiyle alakalı üstadın farklı beyanatları. İlim şimdiye kadar ne demiş? Üstad 100 sene önce bu mevzuda ne demiş? Bunları da inşallah kıyaslayarak bir sohbet olacak. Heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum ve Allah'a emanet ediyorum.